Evet arkadaşlar, matematiğin özüne çözüm kümenize hoş geldiniz. Yine bir EKPS matematik branş denemesiyle beraberiz. Bakalım bu denemeden neler öğreneceksiniz? Hazırsanız başlayalım. 3 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı karekök 27 işleminin sonucu kaçtır? Bildiğimiz bir kuralı tekrarlayalım. A üzeri x'in y'inci dereceden kökü a üzeri x bölü y şeklinde yazılır. Yani köklü bir sayı üslü sayıya çevirebiliriz. 27 karekök içinde ise ve yandaki sayı da 3 üzeri eksi 1 bölü 2. Yani 3 ile 27'nin akrabalığını da bildiğim için 27 yerine 3'ün 3. kuvveti yazar. Ve az önce söylediğim özellikten ötürü karekök demek derecesi 2 demek. 3 üzeri 3 bölü 2 diyebiliriz karekök 27'ye. Öyleyse 3 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı karekök 27 yerine 3 üzeri 3 bölü 2 yazdım. Peki bu bana ne avantaj sağladı? Çarpmada neydi? Tabanlar eşitse üsler ne yapılır arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 ile 3 bölü 2 çarpma işlemi yapıyorsan toplanır değil mi? Tabanlar eşitse üsler toplanır. Eksi 1 bölü 2 ile 3 bölü 2 topluyorum. Ne yapar? Eksi 1 bölü 2, 3 bölü 2 daha 2 bölü 2 yani 1. Dolayısıyla 3 üzeri 1 yani işlemin sonucu 3'tür. 1 bölü 20 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bir kesri ondalıklı göstermek için paydasını 10, 100, 1000 gibi sayılar yaparsak virgül kaydırarak ondalıklı sayıya çevirebiliriz. 1 bölü 20'nin bu kesrin hem payını hem paydasını bir sayıyla genişletelim. Mesela 5 olsun. 5 ile genişlettiğimizde paydayı 100 yapabilmiş oluyoruz. Peki pay ne olur? 1 kere 5'ten 5 olur. 5 bölü 100 şu demektir. 100'e böldüğüm için 2 virgül sola kay demektir. 0 virgül 05 olur bu işlemin sonucu. Eğer 1000'e bölüyor olsaydım 3 virgül sola kayardım. Örneğin arkadaşlar 7 bölü diyelim ki ya da 72 bölü 100 olsun ya da 1000 olsun 72 bölü 1000. Bu ifadeyi arkadaşlar ondalıklı sayıya çevirirsek 3 virgül sola kaymamız icap eder. 1, 2, 3 virgül sola kayarsak 0 virgül 0,72 olur. Örneğin. Ya da 1 bölü 2 mi var? Mesela 5 ile genişletirim ben bunu. 5 bölü 10 olur. Bu da ne demektir? 0 virgül 5 demektir. 1 virgül sola kayarız. Mesela anlaşıldı değil mi? Sıradaki sorumuzu okuyorum. Eksi 1'in parantez karesi artı 5 eksi 2 üzeri 2. Büyük bir kesir çizgisi çekin. Bunun altına şimdi bu pay kısmıydı okuduğum kısım. Paydası 35 eksi 21. Paydayı yazalım. 35'ten 21 çıkarsa 14 olur. Eksi 1'in parantez karesi ne demek arkadaşlar? Eksi 1 çarpı eksi 1. Yani negatifin çift kuvveti. Artı 1 yapar. Artı 5. 2'nin karesi 4'tür. Ama önünde ne var? Eksi. Şimdi burada hep yapılan bir hatayı vurgulayalım tekrardan ki siz yapmayın. Eksi 2'nin parantez karesi eksi 2 çarpı eksi 2'dir. Yani 4'tür. Ama parantezsiz yazarsanız bu 2 kere 2'nin eksi 1 katı yani eksi 4 demektir. Parantezin dışarısında çift kuvvet olduğu zaman işlemin sonucu artı geliyor. Peki 1 5 daha 6 eksi 4 pay kısmı 2 bölü payda 14. 2 bölü 14 şıklarda bulamayız tabii ki. Çünkü genelde sadeleştirilmiş hali istenir. 2'yi 2'ye bölün 1. 14'ü 2'ye bölün. 1 bölü 7 cevabını bulmuş oluruz. Dördüncü soruyu okuyorum. 1 eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 eksi 1 bölü 8 işleminin sonucu kaçtır? Rasyonel sayılarda toplama çıkartma yapabilmek için paydaları eşitlemek lazım ve bir tam sayının altında hiçbir şey yazmıyorsa 1 vardır diye kabul ederiz. Peki 1, 2, 4, 8. Hocam ben burada direkt paydaları eşitleyemiyorum mesela. Çok sayı olunca elim ayağıma dolanıyor. Şöyle yapabilirsin. Önce burayı halledelim. Yani 1 eksi 1 bölü 2. Ne yapacağız? Burayı 2 ile genişleteceğiz. 2 bölü 2 eksi 1 bölü 2. Ya da şöyle yapıyorduk değil mi? Bunu öğretmiştim size. Videolarım vardı benim. Sıfırdan matematik anlattım. Sizler izlediniz değil mi onları? Evet.
Hani EKPS'si ve bütün ÖSYM sınavları için sıfırdan anlattığım video serisi var. Oynatma listelerinde bulabilirsiniz. 1 eksi 1 bölü 2. Hatta bu şeyin altına bırakayım, açıklamalara bırakayım linkini, oradan bakarsınız. 1 eksi 1 bölü 2, 2 kere 1, 2 eksi 1, 1 bölü 2. Bakın şöyle yaptım. Paydadaki sayı şuradaki sayıyla çarptım. Aradaki işlemi yaptım ve sonucu elde ettim. Peki ikisini hallettik. Şimdi sırada ne var? 2, 4 ve 8. Bakın 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 eksi 1 bölü 8. O zaman şunu 4 ile bunu 2 ile çarparsak hepsinin paydası 8 olur. 4 bölü 8 artı 2 bölü 8 eksi 1 bölü 8. 6 bölü 8, 4, 2 daha 6, eksi 1, 5 bölü 8 yapar işlemin sonucu. Devirli ondalıklı sayılara geldik. Arkadaşlar A eşittir 0,2, 2 devrediyor ama yani virgülden sonrası 2, 2, 2 diye gidiyor. Devirli ondalık açılımıyla verilen A sayısı için karekök A aşağıdakilerden hangisidir? Formülümüz şuydu. Sayının tamamı 0,2'nin tamamı 2. Virgülsüz hali yani. Hiçbir şey yok. Sayının kemiksiz hali. Bir öyle derler ya. Yani direkt löp et olan kısmı için. Burada da sayının tamamı. Virgül virgül düşünme. 0,2 2'dir yani, değil mi? Sayının tamamı. Peki eksi. Buradan sonra devretmeyen kısım. Devretmeyen kısmı 0. Dolayısıyla 2'den 0 çıkacak. Bölü. Paydaya virgülden sonra devreden sayı kadar 9. Bir tane sayı var devreden. Bir tane 9. Devretmeyen sayı kadar 0 ama devretmeyen sayı yok. Virgülden sonra bir tane rakam var. O da 2 zaten. O da devrediyor. Yani bunun sonucu 2 bölü 9. Peki karekök A dediğimiz zaman karekök içinde 2 bölü 9 demiş oluyoruz o zaman. Bize sorulan bu. Burada 9 karekökün dışına 3 diye çıkart. Ama 2 çıkamaz. Dolayısıyla cevabımız karekök 2 bölü 3 olur arkadaşlar. 6. soruyu okuyorum. Karekök 2 eksi karekök 5'in parantez karesi. Artı 2 karekök 10 artı 3 işleminin sonucu. Karekök 2 eksi karekök 5'in parantez karesini bir bulalım. Tam kare ifadeler diyorduk bunlara. Yani parantez karesi olunca bir ifadenin, iki ifadenin toplamı veya farkını. Mesela A artı B'nin parantez karesi neydi? A kare birincinin karesi. Artı birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. Yani artı 2AB artı B kareydi. A eksi B'nin karesi, o da A kare eksi 2AB artı B kareydi. Buraya baktığımız zaman karekök 2 eksi karekök 5'in parantez karesi. Yani birinci, yani karekök 2'nin karesini alacağız. İkisini çarpacağız. İki katını alacağız. Eksi 2 çarpı kök 2 çarpı kök 5 artı karekök 5'in karesini alacağız. Peki karekök 2'nin karesini alırsak kare ile karekök birbirini götürür. 2 eksi 2 çarpı ne var burada? Kök 2 ile kök 5'i aynı kök içinde çarpın. 2 kere 5 10. Karekök 10 oldu. Artı kök 5'in karesi kökle karekök gider. 5 oldu. 2 5 daha 7 eksi 2 kök 10 elde edilir. Demek ki şu ifadenin kök 2 eksi kök 5'in karesi neymiş? 7 eksi 2 kök 10. İyi de yanında ne vardı? Artı 2 kök 10 artı 3. Vay süper. Niye? Artı 2 kök 10. Eksi 2 kök 10'u uçurdu. Geriye kim kaldı? 7 ile 3 toplarsanız 10 elde edilir. 7. soruya geldik. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı bu parantez içinde tekrar parantez içinde 1 eksi 1 bölü 4. Bu çarpma işlemi pay kısmında. Büyük bir kesir çizgisi çekiyorum. Payda da 1 artı 1 bölü 2 çarpı 1 artı 1 bölü 4 var. 1 artı 1 bölü 2 de 1 artı 1 bölü 4 de parantez içinde bu işlemlerin sonucu nedir? Az önce şöyle bir şey öğretmiştik. 2 kere 1, 2. 1 çıktı. 1 bölü 2. Hemen kısadan. 4 kere 1, 4. Eksi 1, 3 bölü 4. Payda da aynısı yapalım. Paydada da aynısını yapalım. 2 kere 1, 2. 1 daha. 3 bölü 2. Çarpı 4 kere 1, 4. 1 daha. 5 bölü 4. Payları şimdi eşitleyeceğiz mi? Çarpma yapıyorsun değil mi önce? Pay kısmında bir çarpma var. Çarpma yaparken ne yapıyorduk rasyonel sayılarda? Arkadaşlar hatırlayın. Payı payla, paydayı paydayla çarpıyorduk. 1 bölü 2 ile 3 bölü 4'ü çarpın. 3 kere 1, 3. 2 kere 4, 8 bölü. Paydada ne var? 3 bölü 2 çarpı 5 bölü 4. 3 kere 5, 15. 2 kere 4, 8. Birinci kesir aynen. 3 bölü 8 burada. Birinci kesir aynen. 15 bölü 8'i ters çeviriyoruz ve
3 bölü 8 ile çarpıyoruz. 8 bölü 15 oldu. Bir baktım 8'ler gidiyor. Kim kaldı geriye? 3 bölü 15. Bu da sadeleşiyor. 3 ile 15 1 bölü 5 yapar arkadaşlar. 3 bölü 15. İşte cevabımız B şıkkı olur. Rasyonel sayılarda bu denemede biraz fazla yer verdik. Evet, şimdi üslü sayılardan bir üslü denklemlerle ilgili biraz daha lisans ve ön lisans ayarında bir soru çözelim. Denemelerde biliyorsunuz kolay, orta ve orta zor. Yani karışık yapıyorum ki herkese hitap ediyor denemelerim arkadaşlar. Çok soruluyor. Hocam bizim için özel bir deneme hazırlar mısınız? Bunlar hepsi sizin için özel arkadaşlar. Bu bir önceki denemeyi 10. deneme diye yayınlamışım ama 9'u yayınlamadan bilmiyorum fark eden oldu mu? Bu 9. deneme. Normalde bunu çözeceğimi 10.'yu çözmüşüm. 9. denemeyi şimdi yükleyeceğim ama karışmasın kafanız. 10. yüklendi geçen hafta. 10 tane deneme. Çarp 15 ile 150 soru. Vallahi otur ciddi bir tekrar. Yani ben burada çok iddialı olacak ama bu denemeleri arkadaşlar hani çok ciddi tecrübelerimle hani seçiyorum, koyuyorum soruları. Bazı eski sınavlarda mesela bunun gibi YGS'de, ÖSS'de, KPSS'de değişik mecralarda sorulmuş sorulardan EKPS'ye uygun olanları seçmeye çalışıyorum. Hani burada ciddi bir çalışma var. Bu denemeleri yabana atmayın. Buradan çok iyi netleriniz artar diyorum ve özellikle 20-22 dakika verip çözün yani 15 soruyu 35-40 dakika vermeyin. Biraz kendinizi sınayın. Maksimum vereceğiniz 25 dakika olsun. Peki birden farklı A ve B pozitif gerçel sayılar için A çarpı B eşittir A üzeri B. Bu birinci denklem. İkinci denklem bir alta geçiyorum. A bölü B eşittir A üzeri 2B. Olduğuna göre B kaçtır? Bu soruyu Instagram'da da 1 dakikada çözdüm arkadaşlar. Oradan da seyredenler olmuştur. Peki burada B'yi soruyor. Şurada ben her iki tarafı ilk denklemde A'ya bir böleyim. A çarpı B'ydi ya. B bir yalnız kalsın. B neymiş? A üzeri B bölü A. Sonra hocam. Üslü ifadelerde tabanlar eşit üsler çıkarılır mı? Şurada A üzeri B bölü A üzeri 1. Yani o zaman A üzeri B eksi 1. Yani B dediğimiz sayı A üzeri B eksi 1'miş. Bunu götürelim alttaki denklemde yerine yazalım. Yani A bölü A üzeri B eksi 1 eşittir. A üzeri 2B. Paydadaki ifadeyi buraya çarpı diye atalım. A üzeri 1 eşittir. A üzeri 2B çarpı A üzeri B eksi 1. Tabanlar eşitse üsleri toplayalım. 2B artı B eksi 1. Ne yapar o da? A üzeri 1 eşittir. A üzeri 3B eksi 1. Şimdi A üzeri 1. Madem A üzeri 3B eksi 1'e eşit. Tabanlar eşit. O zaman üslü denklemlerde arkadaşlar kimde eşit olması gerekir? Kuvvetlerin de yani 1 eşittir 3b eksi 1. Eksi 1'i buraya alın artı 1 diye geldi. 1 de burada vardı. 2 oldu. 2 eşittir 3b. Her iki tarafı 3'e böldüm. B eşittir 2 bölü 3 olur. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Bakalım burada başka sorumuz var mı? Yan tarafa geçelim. 9. soruyu okuyorum. 1 bölü, pardon, bir küme içerisinde böyle süslü parantez içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 elemanları var. Bu kümenin birbirinden farklı A, B ve C elemanları için 3A eksi B eksi 2C ifadesinin en büyük değeri kaçtır? Şimdi baktığımız zaman 3 ile A'yı çarpacağız. Eksi B eksi 2C. Bu ifadenin maksimum olmasını, en büyük olmasını istiyorsun ve kullanacağın argümanlar burada. A, B, C de birbirinden farklı sayı olacak. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5'i kullanacağız. Peki ben burada en büyük istiyorsam buradaki mesela önünde 3 olan A sayısına 5 veririm. 3 kere 5, 15 olsun. Ama diğerlerinin önünde eksi var. Burada şimdi benim o zaman ne kadar az sayı çıkartırsam mesela 3 kere 5'ten yani 15'ten benim için daha büyük bir sayı gelmesi gerekiyor. Peki o zaman B'ye mesela buradaki kümedeki en küçük sayı 1 verebilirim. Bunlar birbirinden farklı olduğu için de C'ye 2 veririm. Ama bu sefer sen B'ye 1, C'ye 2 verirsen C'nin önünde eksi 2 var. Daha çok olacak değil mi? Eksi 2 çarpı 2, eksi 4. Daha da böyle fazla şey çıkartmış olacaksın. Halbuki eksilteceğimiz kısım daha küçük olsun. O yüzden B'ye 2, C'ye 1. Yani önündeki kat sayısı küçük olana verelim 2'yi. Böylece B'ye 2 verdiğimde ve C'ye 1 verdiğimde 15 eksi 2 eksi 2 yani 15 eksi 4 cevabımız 11 gelir. Diğer türlü verseydik yani 3 kere 5 eksi
B'ye 1, A, C'ye 2 verseydik 15'ten 5 çıkartacaktık ki bu 10 olurdu. Bakın cevabı yanlış bulurduk. Buradaki arkadaşlar hata neymiş? Yapılabilecek hata. Önceliğimiz şöyle farklı olmasına dikkat edeceğiz. Ve eksilteceğimiz sayıyı mesela 3 kere 5, 15'ten ne eksiltmeliyim? Orayı çok iyi düşünüp karar vermemiz gerekiyor. Orada hata yapılma ihtimali var. Ama sizin gibi arkadaşlarımız yapmazlar bu dakikadan sonra diye düşünüyorum. Haydi geçelim. En doğal sayı olmak üzere 2 üzeri 2 üzeri en. Bakın 2'nin üstünde 2 üzeri en var. Artı 1. Biçiminde yazılabilen asal sayılara Fermat. Asal sayıları denir. Ünlü matematikçi Fermat. Böyle arkadaşlar sayılarla uğraşmış. Birçok dalda üretkenlik sağlamış ama tabii o zamanlar kıymeti pek bilinmemiş diyelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Fermat asal sayısıdır? Şimdi ÖSYM sorusu bu da. Bunu da Instagram'da çözdüm. En doğal sayı dedi ya. Doğal sayıları ben bir yazayım. Sıfırdan başlıyor. 1, 2, 3 diye gidiyor. Ha, o zaman ben bunların yerine bir yazalım değil mi? 2 üzeri 2 üzeri n artı 1. Bakalım. N yerine 0 yazarsam ne olur? N yerine 0 koyarsam bu ifade 2 üzeri 2 üzeri 0 artı 1 olur. Peki 2 üzeri 0 ne? 1. 2 üzeri 1. 2 1 daha 3 etti. 3 şıklarda var mı? Yok. Şıklar 7, 11, 13, 17, 23. En yerine bir 1 koyalım bakalım. 2 üzeri 2 üzeri 1 artı 1. Yani 2 üzeri 2 yapar. 4, 1 daha 5. 5 de yok şıklarda. En yerine 2 verelim. 2 üzeri 2 üzeri 2 artı 1. 2 üzeri 2, 4. 2 üzeri 4, 16. 1 daha 17. Şıklarda 17'miz var. 17 bir Fermat asalıdır bu kurala uyduğu için. 11. sorudayız. Bir sayı problemi. Arkadaşlar 4 kardeş 114 YTL'yi paylaşıyor. Bu paylaşmada birinci kardeş ikinciden 1 YTL, ikinci üçüncüden 2 YTL, üçüncü dördüncüden 3 YTL fazla alıyor. En fazla para alan kaç YTL alır? Bir birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü diye şöyle verilenleri bir şablon halinde yazalım. Birinciye bir şey diyeceğiz, ikinciye bir şey diyeceğiz, üçüncü, dördüncü ama nasıl şeyler diyeceğiz? Birinci, ikinciden bir fazla alacak. İkinci, üçüncüden iki fazla alacak. Üçüncü de dördüncüden üç fazla alacak. O zaman en az alan dördüncü oluyor. Ona bir x diyelim. Dördüncü alana x dedim. Üçüncü, dördüncüden 3 TL fazlaydı. Yani x artı 3. İkinci de üçüncüden 2 fazlaydı. Yani x artı 3'ün 2 fazlası. X artı 5. Birinci de ikinciden 1 YTL fazlaydı. X artı 5'in bir fazlası. En fazla parayı alan x artı 5'in bir fazlası. X artı 6 lira almış. Peki bunu da bulduk. 4 kardeş 114 YTL'yi paylaşmıştı değil mi? Şurası x artı 6. O zaman 114 YTL'yi paylaştıklarına göre şu hepsinin aldığı paralara x artı 6, x artı 5, x artı 3 ve x aralarına artı koyduğumuzda bu paraların toplamı 114 olmalı. Hepsinin aldığı paraların toplamı. Peki x, x, x ve x. 4 tane x var. Artı 6, 5, 11, 3 daha 14 eşittir 114. 14, 114'ün yanına eksi 14 diye atalım. 114'ten 14 çıktı 100. 4x 100 ise her iki tarafı 4'e bölüp x'i yalnız bırakalım. 100 bölü 4 x ne yapar? 25 yapar arkadaşlar. Peki en fazla para alan kimdi? X artı 6 ile birinci. Değil mi? Birinci en fazla parayı almıştı. Yani 25 artı 6. X'in 6 fazlası. 31 YTL para almış birinci kardeş. Evet, denemedeki en zorlu sorulardan birine geldik. M ve N pozitif tam sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü. OBEP MN eşittir 6. Yani M ile N'nin en büyük ortak böleni 6'ymış arkadaşlar. Bu ne demek? M ile N'yi bölen en büyük sayı 6 demek. M de 6'nın katıdır. N de 6'nın katıdır. İkisinde de 6 vardır. Mesela ama kaç katıdır bilmiyoruz. M 6K olsun. 6 çarpı K. K katı olsun. N de 6 çarpı P olsun. P katı. Burada K ile P'nin aralarında asal olması yani ortak çarpanlarının bulunmaması gerekiyor. Ayrıntıyı da verelim. Peki sonra devam ediyorum soruyu okumaya. Ortak katlarının en küçüğü de bu sayılan 60'mış. O kek. Şimdi o kekleri 60'sa
M ile N'nin. Bu da şu demek. M ve N sayıları 60'ı tam böler demek. Değil mi? Çünkü M'den mesela M, 2M, 3M diye ilerlediğinde bir yerde 60'a geliyorsun demek bu. M'nin katlarında bir yerde 60 var. N'de de aynı şekilde. N'nin katlarında bir yerde 60 var. Yani dolayısıyla 60 sayısı hem M'ye hem N'ye tam bölünecek. Peki M ile N'nin toplamı da 42 ise M eksi N'nin mutlak değeri kaçtır? Dediğim gibi çok denemedeki sizi zorlayabilecek sorulardan ilki buydu zaten 12. soruda. Peki ne yapacağız hocam? İlk başta ne dedik? OBEP'leri 6 ise M de 6'nın katıdır, N de 6'nın katıdır. Biri K katı, biri P katı. Peki bunları şuradaki o kekleri vardı ya. Hani yerine koyarsak o kek 6K 6P 60'mış. Peki 6K ile 6P'nin o keki ne yapar? 6K ile 6P'nin o keki 6KP yapar arkadaşlar. Nasıl oldu hocam o? Şöyle düşünün. 6K ve 6P'yi yazın. Bir asal sayı çizgisi çekin. Şuraya 2, 3K olur. 2'ye böldünüz. 3P olur. 2'ye bölünmez. 3'e böldünüz. 1K, 1P olur. K'ya bölün. Aralarında asal ya bunlar temsili yazıyorum. P'ye bölün 1. Yani dolayısıyla şunların hepsini çarpın. 6KP. Gördüğünüz gibi. Burada 6KP 60. O zaman K çarpı P 60 bölü 6'dan 10 mu olur? Okey. Pekala. Çarpımları 10 olacak K ile P'nin. Bir de M artı N'yi 42 vermişti hatırlarsan. Şimdi M 6K, N de 6P'ydi ya. Uyduracak şekilde yazalım. Mesela 1 ile 10 desek K ile P'ye. Bu sefer M kaç olur? 6, N 60 olur. Ki şuraya baktığımız zaman M artı N 42 olma koşuluna uymaz. M'ye 2, N'ye 5 verirsek ne olur arkadaşlar? M'ye 2, N'ye 5 verdiğimizde, pardon, K'ya 2, P'ye 5 verdiğimizde M ne olur? 6 kere 2, 12. N ne olur? 6 kere 5, 30. Toplamları 42 yapıyor mu? Yapıyor. Okey, o zaman sağladı. M ile N arasındaki farkın mutlak değeri. 12 eksi 30'un mutlak değeri. Eksi 18'in mutlak değeri olur. O da artı 18'dir arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Burada tamamen deneme yanılma usulüyle de bulan arkadaşlar vardır aramızda. Ben işin teknik boyutuyla hallettim olayı. Burada çok önemli, en önemlisi şu. OBEP MN'ye bak, M ile N'nin OBEP'i 6 oldu. Ben ne dedim? M de 6'nın katıdır, N de 6'nın katıdır ve bu biri K, biri P katıdır. K ile P arasında asılı. Bu birinci en önemli yeri. Bir de o kekleri 60'sa K, M ile N'nin ikisi de 60'ı tam bölecek demektir M ile N'nin. Bu iki yorumu yaptık ve devamında 6K ve 6P'yi yerine koyarak ekoklarını, o keklerini neyse aldık. Soruyu çözdük. Devam edelim. Bakalım neler öğreneceğiz. Hadi bakalım 13. soruya geçtik. Evet. Sabit bir hızla yürüyen İrem evden okula giderken yolun 1 bölü 3'ünü yürüdüğünde matematik defterinin yanına almadığını fark ediyor. Yolun ne kadarını gitti? 1 bölü 3'ünü, hızı da sabit. Evden nereye gidiyor? Okula. O zaman şöyle bir yapalım. Mesela ev burası. Okul burası. Arkadaşlar evden okula gidecek. Yolu 3 parça, 3 eşit parçaya ayırdım. 1 bölü 3'ünü gittiğinde 1 bölü 3'üne şöyle bir nokta koyayım. Buraya geldiğinde İrem ne diyor? Eyvah diyor. Ben ne yaptım diyor arkadaşlar? Matematik defterimi evde unuttum. Öyleyse İrem kızımız ne yapacak? Geri dönebilir, defteri alıp gelebilir. Eğer diyor İrem yoluna devam ederse, dersin başlamasından 4 dakika önce okula varır. İrem eve dönmez, yola devam ederse 4 dakika önce varıyor. 4 dakika önce. Eğer kırmızı kalemi alalım. Eğer eve dönerek defterini alıp tekrar yola çıkarsa dersin başlamasından 4 dakika sonra okula varacağına göre evle okul arasını kaç dakikada almaktadır? Parantez içinde dönüşlerdeki zaman kayıplarını önemsemeyin. Peki şimdi eve geri döner. Defteri alır okula dönerse ne yapıyor bu sefer de? 4 dakika geç kalıyor. Önce geri dönmez okula giderse 4 dakika önce varıyordu ya onu söyledi. Şimdi ne dedi? Okula deftersiz gidemeyeceğini düşünür. Eve geri dönerse, okula giderse 4 dakikada geç kalıyor. Şimdi bir şey söyleyelim burada. 4 dakika önce gitmekle 4 dakika geç kalmak arasında kaç dakikalık bir fark var?
8 dakikalık bir fark var, değil mi? Bu 8 dakikayı nerede kaybetti? Ekstra gittiği yol. Eve geri döndü. Bak şurada. Ve tekrar hatırladığı yere geldi. Buradan sonra gittiği yol zaten devam etseydi de aynı yolu gidecekti ya, şu iki parçayı. Bu aralıkların hepsi eşit. Geri döndü. Kitabını aldı. Defterini ve bakın burada tekrar o hatırladığı konuma geliyor. Yani şu aslında şurada zaman kaybı. Yani bir gidiş ve dönüşte. O zaman 8 dakika kaybetti ya, bunun 4 dakikasını dönerken, 4 dakikasını da burada buraya gelirken kaybetti. Yani her bir parçayı kaç dakikada alıyormuş demek ki İrem kızımız? 4 dakikada. 3 parça yok muydu? Yolu 3 parça demiştik. Her bir aralığı 4 dakikada gidiyorsa 4, 4, 4 toplarsanız 4 kere 3 ya da 12 dakikada bu yolu aslında evle okul arasını aldığını görürsünüz. Yani toplama, çıkartma, bölme, yani problemler, hani böyle çok kompleks işlemler yok arkadaşlar. Yeter ki soruyu anlayalım burada. Önemli olan o. Geçiyoruz 14. soruya. Geçemedik. Nerede? Sorumuz bitti mi? Evet. 13 soruluktu bu denememiz arkadaşlar. Ha yok, buradaymış. Ben niye görmedim? Tamam. Pardon arkadaşlar. 14. Yanda mıymış soru? Sıraları karışmış. Tamam. 14. soru. Arkadaşlar, ABC bir üçgen. Evet. Burada BP, RP'ye, PQ, PC'ye eşit. BAC açısı 25 derece. RPQX. Burada gördüğümüz her şeyi yanda bilgi olarak vermiş zaten. Soruyu bir kontrol ettik. Hani bazen yanda verilenleri soru üstünde göstermeyebilir. Sen yazacaksın onu. X kaç derecedir? Arkadaşlar, ikizkenar üçgende taban açıları eşit olur. Bakın şurada bir ikizkenar üçgen var. Burada da bir ikizkenar üçgen var. Buradaki taban açıları da birbirine eşit olmalı. Pekala. Şuraya alfa dedim. Buraya hadi alfa demeyelim. A diyelim. Buraya da A dedim. Buraya B diyelim. Burası da B olur. Pekala. Şu 25 olduğuna göre burada da A var, B var. Demek ki A ile B'nin toplamı artı 25, 180 yapıyor büyük üçgende. A artı B, 25'i bu tarafa şutlarsak 155'miş. İyi, bunu bildiğimiz iyi oldu. Niye hocam? Çünkü şöyle bir durum var, değil mi? Mesela şurası kaç derece desem, bana demelisiniz ki şu üçgende iç açılar toplamı 180, taban açıları da A olduğuna göre 180 eksi 2A kalıyor buraya. Şu açıya da nedir desem, BB 2B, buraya da 180 eksi 2B kalıyor. O zaman X'e ne kalıyor diye sorarsanız şöyle bulabilirsiniz. 180 eksi 2A artı X artı 180 eksi 2B toplamı 180'dir. Yarım bir açı var bakın burada, değil mi? Tamamlayı, yani bunlar birbirini 180'e tamamlıyor. Şu 180 bu 180'i götürür. Eksi 2A eksi 2B artı X artı 180 eşittir sıfır diyoruz. Bir şey kalmadı. Bunu biraz daha yazabilir miyiz şuraya? Artı 180 eşittir sıfır. Bu artı B kaçtı? 155. Artı B 155'ti. Burada eksi 2A, eksi 2B var. Yani eksi 2 parantezine artı B var. 155 ile eksi 2'yi çarparsa bir öğrencimiz kaç bulur? Eksi 200, 300, eksi 310. Değil mi? O zaman şurası 0 eşittir. Eksi 310 artı x artı 180 elde edilir. Eksi 310 ile 180'i toplarsanız kaç ediyor? 130. Ama eksi 130 artı x eşittir 0. X buradan 130 derece elde edilir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Geldik 15. soruya. Ne diyor? Bir paralel kenar verilmiş. Bu paralel kenarda gördüğünüz gibi DF, FE'ye, EG'de, GA'ya eşit. Bunları da yanında belirtmiş. Peki paralel kenarın alanı 72'ymiş. Taralı bölge, yani FGE üçgenin alanı kaçtır? Arkadaşlar, paralel kenarda şöyle bir özellik var. Mesela şurada paralel kenarın bir köşesinden ve diğer köşesinden aldınız bunları, CB kenarı üzerine birleştirdiniz bir noktada.
Peki. Burada oluşan bir üçgen var değil mi? Şu üçgen sarartayım. Şurası. Bu üçgenin alanı nedir biliyor musunuz? Nedir? Tüm paralel kenarın yarısı kadardır. Yani 72 diye paralel kenarın alanı. 72 2'ye böl 36 kadar. Şu sararttığım alan 36. Peki şurada, bakın şuraya dikkat edin. Ne var? Bu bir orta taban değil mi? FG uzunluğu. Yani F ile G'yi birleştirmiş bir orta taban oluşturmuş. Ve temel benzerlikten biz şunu biliyoruz. Yani şuradaki açı ile şuradaki açı yönde, buradaki ile de buradaki yöndeş olduğu için birin yani şuradaki bir parçanın şurada tamamının oranı, 2'ye oranı 1 bölü 2. Burada da aynı şekilde aynı oran vardır. Değil mi? 1 bölü 2. Peki burada da aynı oran var mıdır? Evet, burada da 1'e 2 oran olmalıdır. Hocam iyi de bunu niye yazdım? Bu benzerlik oranı. Her yerde aynı bu üçgende. Peki benzerlik oranının karesi neydi? Alanlar oranı mıydı? Bunun karesini al. Alanlar oranı eşittir 1 bölü 4. Yani şurası S ise tamamı 4S. Buraya ne kalır? 3S. S, 3S, 4S. Toplam 36. Eşittir. 4S 36 ise S 9 olur. Bize de zaten S dediğimiz o FG üçgenin alanı sorulmaktadır. Evet arkadaşlar, cevabımız A şıkkı oldu. Bir denemenin daha sonuna geldik. Yorumlarınızı, güzel yorumlarınızı ve bu denemede kaç net yaptığınızı paylaşmanızı tavsiye ederim. Bu videonun açıklamalarına da yine matematik konu anlatım videolarının playlistini bırakacağım. Oynatma listesini bir de bu denemenin PDF'ini bulabilirsiniz. Hoşça kalın. Bu bir de ayın kaçı oluyor? Bakayım. Instagram'dan takip edenler biliyorlar. 20 Mayıs Çarşamba günü yani bugün arkadaşlar saat 22'de bir online ücretsiz dersimiz var. Instagram'dan ulaşabilirseniz veya bu açıklamalar kısmından bana ulaşırsanız siz de oraya ücretsiz olarak katılır. Üçlü sayılar çalışacağız. Bu şekilde halledebiliriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.